gazın kaynağının sebebi %70 Evet Nilfer zamanına hoş geldiniz. Günün hangi saati bizi izliyorsunuz bilmiyoruz ama gününüz çok güzel geçsin inşallah. Önemli bir konuyu konuşacağız bugün sevgili izleyenler. Gaz konusunu konuşacağız. Basit bir şey gibi algılanıyor ama hakikaten bu kadar basit ve Sevgili hocama soruyor olacağız. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tertim benimle birlikte. Hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Hocam bilgilerinize çok değer verdiğim hocalarımdan bir tanesiniz. Bugün evet. YouTube'da harika bir video çekiyoruz sizinle birlikte. Gaz şikayeti o kadar yaygın bir şey ki ben de o şikayeti çekenlerden biriyim. Bir hastanın gazının olması ne demek hocam? Basit bir şey mi hakikaten? Gaz şikayeti halk arasında çok yaygın olan bir şikayettir ve bizim poliklinimize gelen hastaların önemli bir kısmında bu vardır ve gerçekten çok rahatsız edicidir. Şimdi şöyle bir şey var tabii gaz deyince bir giyirme şeklinde olan gazımız var. Yine bağırsak gazı var alttan çıkartılan. Şimdi burada bizi en çok rahatsız eden son zamanlarda karşılaştığımız özellikle giyirme şikayeti. Aslında hani hasta sin Yedirim yetmezliğim var, hazımsızlığım var, gazım var, geğirmem var der. Ve aslında geğirme demek havayı yutmak ve yutulan havanın çıkartılmasıdır. Tamam yenilen gıdaların midede yarattığı bir kimyasal etkili oluşan gaz da vardır. O da çıkartılır. Hı -hı. Ama genelde geğirme şikayeti yutulan havanın tekrar dışarıya çıkartılmasıdır. Günde 1500 cc kadar bir su içeriz ama suyla beraber aynı zamanda hava yutarız. Sonra onu çıkartırız. Bazı kişilerde bu fizyolojiktir. Yani normaldir. Yuttuğumuzu çok, hafifçe çok anlaşılmadan çıkartırız. Ama bazısı o kadar yutar ki istemezler istemli bir yutma olur. Aslında istemli gibi görüken, gözüken bir istemsizlik vardır burada. Yani hasta da psikojenik bazı rahatsızlıklardan dolayı sık sık bunu yutar ve çıkartır. Ve bunu bazen 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika yapabilir. Biz de o zaman deriz ki bakın böyle bir durum varsa öncelikle biz araştıralım. Endoskopi yaparız. Herhangi patoloji bulamazsak veya buna sebep olacak. Deriz ki kendisine altta yatan sıkıntı nedir? Onunla ilgileniriz. Onu çözmeye çalışırız. Psikojenik problem nedir diye. Ve arada da ağzına bir kalem veririz. Örneğin bir organik mi değil mi diye. Kalemi ağzına yerleştiririz. Çok evet ağzına evet yerleştiririz ve bu bu geğirme refleksinin önüne geçer. Birkaç dakika tutmasını isteriz. Biz bunu poliklinikte defalarca tekrarlarız. Tabii her ne bu hikmetse bu bir egzersiz mi bu hocam. Bu bir Hava yutmayı mı engeller? Evet, evet. Yani Şöyle alıyoruz. onu ağzımıza evet kalemi yerleştiririz. Devamlı geğiren hastalarımız vardır ve her ne <laughs> hikmetse bu hastalarımız bize gelince polikliniğe gelince bizim karşımızda daha çok geğirmeye başlıyorlar. Yani sonuçta geğirme şikayet halk arasında çok sık görülür ama bunun önemli bir kısmı psikojeniktir. Bir de psikojenik olmayan kökenli aşırı gaz artışı organik sebeplerle olan geğirmeler de vardır. Bunu psikojenik geğirmelerden veya üstten gaz çıkışından ayırmak lazım. Şimdi mideye tabii gıdalar girer. Girdiği zaman e, mutlaka kimyasal bazı olaylar olur midede. Bir karbonat asit birleşir bazı gazlar. çıkar. Ama midede organik hastalıklar varsa bazı sindirim problemleri ortaya çıkar. Özellikle hani midede gastrit olunca kişinin gazında bir artış olabilir. Ama en çok bizim şikayetimiz daha çok 12 parmak bağırsağından kaynaklanır. Eğer ki 12 parmak bağırsağında problem varsa mesela buğday yani intoleransı varsa. Yani tam gösterecek olursak hocam Tabii. tam nereye denk gelir? 12 parmak bağırsağı normalde mideyi görüyorsunuz. Midenin çıkışında 12 hı hı. parmak bağırsağı var. Ve çok var. net görüyoruz. Evet. 12 parmak bağırsağında e, bizim parmaksı çıkıntılarımız vardır bunlar ve emilim alanını bir futbol sahası kadar genişletir bu bağırsaktaki parmaksı çıkıntılar. Fakat eğer buğday intoleransı varsa veya bazı bakteriyel hastalıklar varsa. Yani hani buğday intoleransı yani dediğimiz şu. Gluten... Çölyak hastalığı gluten sensörü, gluten intoleransı toleransı deriz. Yani buğday protein içinde gluten, onun da alt reaksiyonu gliadin denen bir madde vardır. Buna karşı intoleranslı olan hastaları bu 12 parmak bağırsağındaki parmak su çıkıntılar kaybolur. Emilim alanı azalır. Emilim alanı o kadar azalır ki normalde zaten mide bağırsağı kesin. Açın. Yüzey alanı bu masa kadardır. Ama o parmak su çıkıntılar bir futbol sahasına kadar büyütür. Ama sizin çölyak hastalığı veya buğday proteinine karşı intoleransınız varsa böyle bunlar silindiği zaman gıdalar buradan emin, emilemez. Aşağıya iner kalın bağırsağa gider. Kalın bağırsakta da bizim bakterilerimiz vardır. Bakteriler de alır o gıdaları parçalar. Parçaladığı zaman da detli tabii ki bizim sindirimimizde ortaya çıkan şimik kimyasal olaylarla bakterilerin çıkardığı son derece farklıdır. Bakterilerin yaptığı adeta bir fermantasyondur ve bol miktarda gaz çıkartır. Bu da alttan gaz olarak dışarıya atılır. Aynı zamanda mide gazını da arttırıcı etkiye sahiptir. Peki ilgimi çeken burada özellikle buğday yani hani gluten intoleransı dediğimiz mevzu evet. oldu. Bunu anlamak için mesela hasta bir hafta boyunca gluteni kese ve gaz şikayetinde azalma gözlemlese. O zaman bu bizim için bu hastanın glutene alerjisi var diyebilir miyiz? Kesinlikle bir çok güzel. Biz bunu ara sıra yapıyoruz mi? ama keşke bir hafta olsa. Bu en azından iki ayı gerektiriyor. Öyle Çünkü mi? o parmaklı çıkıntılar şey ancak iki ayda eski haline geliyor ve eminim yüzeyi o zaman normalleşiyor. Örneğin biz bazen tanı koymakta çok zorluk çekeriz ve bu durumda ekmeği keseriz. İki ay sonra tekrar veririz. Bu ve eskiden sık yaptığımızda gluten challenge dediğimiz bir şey. Yani kesiyorsunuz, birden bire veriyorsunuz ve bu durumda eğer ki çok şikayetler ortaya çıkıyorsa tamam size çölyak var diyorduk ama bu bazen aşırı reaksiyonlara sebep olduğu için artık biz bunu kullanmıyoruz. Çünkü gerçekten çok toksik reaksiyonları olan nadir hastalarımız da oldu. Bu ancak çok 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 zor durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Şu anda bizim çölyak hastalığı veya buğday proteine karşı, buğdaya karşı intoleransı ortaya koyabilen çok güzel sistemlerimiz var. Şimdi buğday e, buğday proteine karşı bir hassasiyet olduğu zaman ince bağırsağın her bölgesinde bu parmaksı çıkıntılar silinmiyor. Yamasal tutulum oluyor. Burada var, burada var, burada var, burada var. Ve bunu ortaya koyan eskiden endoskopla buraya gelince körlemeye biyopsiler alınırdı. Eğer ki uygun bölgeye denk gelmez ise o zaman çölek hastalığı tanısı koymakta zorlanırdık. Ama yeni tip endoskopik sistemlerle biz o bölgede o parmaksı çıkıntılar ki en 100 mikron kadar ya da 200 mikron kadardır bunlar. Onları biz çok güzel görebiliriz. Hatta içinden geçen kılcal damarları da görürüz. içinden geçen kanı bile görebiliriz. Ve doğru yerden biyopsi aldığımızdan dolayı şimdi çok Teşhis daha kolay tanı koyuyoruz. %100 Ve bundan doğru. dolayı böyle kesip tekrar vermeden biraz e, uzak duruyoruz. Tabi bir de sadece o endoskopik olaraktan girip oradan doğru bölgeden parçalabilmek biraz daha böyle ileri düzey endoskopik tekniklerle oluyor ki bunu biz e, özellikle biz bu yöntemleri kullanıyoruz. Ama ikinci yöntemde kandan alınan bazı test vardır. Çölyak hastalığına veya buğday proteinine karşı intoleransı ortaya koyan. Hı -hı. Onları da kullanarak ikisiyle beraber tanıyor ortaya koyuyoruz. Evet. Şimdi hocam bir mesela gerçekten çocukluğundan beri çok gaz şikayeti olanlar var. Ben de öyleyimdir mesela. Bazen bir kalkarım böyle 9 aylık hamile gibi olur karnım. Bir evet. gün hiç yoktur, dümdüz olur. Bu erkeklerde de mesela olabilir. Ama hiç böyle sorunu yok ama hayatın bir döneminde birden böyle bir şey başladı. Bizim basit gibi gördüğümüz bu gaz şikayeti aslında çok önemli hastalıkların da sebebi olabilir mi? Kesinlikle Tabii e, sindirim sistemine ait birçok organ var. Birdenbire midede ortaya çıkan bazı hastalıklar bunu yapabilir. Ama midenin arkasında bir de pankreas vardır. Hasta 3 kere endoskopi yapılır, 5 kere, 7 kere ama devamlı gazı var, şişkinliği var. Yemeği bir yiyor, karnım böyle şişiyor diyor. Hı hı. Halbuki problem pankreastadır. Yemeği yediği zaman pankreas enzimleri dökülür. Tabii kasılmak durumunda da kalır o zaman pankreatik kanallar ve pankreasa sonra ağrılar başlar bir yine gaz olur, geğirme olur. Hasta tam da karın üst bölgesinde mide diye yanıltılır. Onun için hastanın gazı varsa, geğirme, öğürmesi olduğu zaman mutlaka pankreası araştırıyoruz. Basit bir kan tetkiki, kandan iki tane özel enzim bakıyorsunuz. Basit bir şekilde kolayca ortaya koyuyorsunuz. Tabi bir de pankreası değişik yöntemlerle görüntülüyoruz. Tanıyı kolayca ortaya koyabiliyorsunuz. Tabi safra kanalında taş varsa veya safra taşı varsa ilginç bir şekilde safra kesesi sağ taraftadır ama yemekten sonra özellikle gaz şikayetlerini safra kesesindeki taşlar da yapabiliyor. Bunun haricinde ince bağırsak hastalıkları yapar. İnce bağırsak 6 metrelik bir organ tabii ki. İnce bağırsakta tutan iltihabi hastalıklar vardır. Bunlar çok bazen tanısı zor ortaya konabilir ama mesela bunlardan bir tanesi kron hastalığı. Kalın bağırsakla ince bağırsağın birleşme noktasını görüyorsunuz. Kalın bağırsak alttan giriyoruz endoskopla. En son bölüme geliyoruz. Şimdi bir hastaya biz endoskopi yaptık. Midede herhangi bir şikayet yok. Pankreası, safra kesesine de baktık. Hiç herhangi bir şey yok. yok. Hı -hı. Ama hastanın devamlı gazı var, geğirmesi ağrısı var. Biz onlara diyoruz ki mutlaka siz kolonoskopi yaptırın. Birçok hastamız kolonoskopiden kaçıyor ama bakın eğer bir hastanın sindirim sistemi üst sindirim sistemi yani mideye bakıldı endoskopla hı hı. herhangi bir şey bulunamadı, o zaman kolonoskopi yapmak lazım. Çünkü bu durumda gazın kaynağının sebebi ...yüzde %70 kalın bağırsak. Büyük bir oran bu. Hı hı. Ve kalın bağırsağın alt kısmındaki şöyle bir kırmızı iltihaplanma ki biz buna ülseratif kolit deriz. Gaz şişkinlik giyirme şikayeti yapar ama bu alttadır ama ağrı sızı ve şişkinlik burada değildir. Bu durumda yine gaz giyirme şişkinlik buradadır. Yine ince bağırsağın son kısmının iltihaplanması bakın duvarı da kalınlaştırıyor burada. Yine kalın bağırsağı da tutup duvarı kalınlaştırabilir. Bakın alt taraftadır bu ama bunun yarattığı gaz ve şişkinlik buradadır. Kafa karıştırıcı bir olay. Onun için mutlaka kolonoskopik incelemede yapmak gerekir gazı, şişkinliği. Yani azımsızlığı aslında biraz olan sizin kişilere. alanınızdaki olaylara evet. bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Ben biraz anlattıklarınızdan evet. onu anlıyorum. Evet. E, yaptığımız bazı alışkanlıklar var hocam. Mesela gaz şikayeti olanların en sık uyguladıkları şey hemen ya bir soda, yani maden suyu içmek evet. ya da e, karbonat karıştırıp karbonatlı su içmek. Bu doğru bir yöntem mi hocam? Aslında e, Çok doğru. sık başvurduğumuz bir yöntem çünkü. Yani biz biz maden soda severiz. Hele şu ortamda daha çok severiz ama Hı -hı. bir ilaç değildir. Hı -hı. Bu biliyorsunuz yurt dışında özellikle hani su istiyorsunuz, sodalı mı normal Doğru, size sorar mi diye sorarlar. Bu önemli bir şey çünkü o mineralli bir sudur ve bizim evet sodayı severiz ama ilaç değildir. Mide şişkinliğinizi geçirmez. Hı -hı. Ee, ama içersiniz, bir gaz çıkar ağızdan çıkartırsınız. Belli bir rahatlama hissi olabilir burada. Bir karbonatın da şöyle bir özelliği var. Mide asidini nötralize edersiniz. Eğer ki asitle ilgili problemi olanlar varsa, ülseri olanlar varsa, bir karbonat alınca Kısmen rahatlar veya yemek yiyince de bu olabilir ama ben burada sodayı özellikle vurgulamak istiyorum. Kesinlikle sodaya karşı değiliz. Özellikle şu anda bizim içtiğimiz sular filtre edilmiş sulardır çoğu. Hı hı. Ya dışarıdan hazır alırsınız bir şekilde işlem görmüştür işte filtrelerden geçirmiştir çoğu. Ya da evimizde filtreler vardır bunlar mutfağa bağlanır. Aynı şekilde süzgeçlerden geçirilir ve içme suyu olarak siz e, oradan servis alırsınız. Ama şöyle bir şey var siz bunu filtrelerden geçirdiğiniz zaman bunun içindeki bazı organik mineralleri süzüyorsunuz. Evet. Örneğin kalsiyumu süzersiniz çok Bazda. Yine magnezyum alırsınız, selenyum alırsınız içinde. Ama siz arada haftada bir iki kere soda içtiğiniz zaman bunu kolayca tamamla tamamlarsınız. Şöyle bir şey var. Hastaların çok uzun süre filtrosu içenlerde ve gerekli vitamin veya mineral takviyesi yapmayanlarda bir müddet sonra bacaklarda kramplar ortaya çıkar. Sabah bir kalkar şiddetli kramplar. Bir bakarsınız ki kalsiyum seviyesinde düşüklük var. Ya kalsiyum verirsiniz ya da birkaç tane kalsiyumdan zengin soda verdiğiniz zaman kişi son derece rahatlar. Peki hocam yemekle birlikte su veya herhangi bir içecek içmenin e, gaz şikayetini arttırmak gibi bir özelliği var mı? Kişiseldir mi? kesinlikle bu. Yani Hı. ben kimisi der ki yemek ben önceden su içince yemek yiyemiyorum der. Tamam sonradan için bu bir ihtiyaç meselesi. Kimisi de ya ben her zamanki alışkanlığım değil ama bugün çok çok susadım önce su içmek istiyorum der. İçer sonra da yemeğini yer. Bu bir problem değildir. Bu kişisel bir tercihtir. Peki yine gıdalar için de böyle mi hocam? Ee, bazı gıdaları gerçekten e, yediğimizde gaz yapıyor. Mesela bana e, yoğurt çok fazla gaz yapıyor. Aslında ona girecektim. Bu çok önemli bir <laughs> konu biz çölyak hastalığına girdik ki aslında çölyaktan daha çok en çok böyle şişkinlik ve gaz yapan hastalık laktoz intoleransıdır. Şimdi biz doğduğumuz zaman sütü sindiren, sütün içindeki laktoz denen bir şekeri parçalayan enzim vardır. 12 parmak bağırsağında hemen midenin çıkışında ve bu aslında herkeste çok yeterli olmayabilir. Doğuştan itibaren bu vardır ama ileriki yaşlarda da azalır ve toplumda 110, %10, %10-20 bazen de Asya toplumunda %40'a kadar bir laktaz enzim yetmezliği olur. Bu durumda süt içtiği zaman sütün içindeki o süt şekerini, laktozu parçalayamaz. Süt şekerini de parçalayamayınca o da bağırsaklardan aşağı iner. En son kalın bağırsağa gelir. Oradaki bakteriler süt şekerini alır, parçalar. Yine şiddetli bir gaz oluşturur. Hastada der ki ne zaman süt içsem şiddetli şişkinliğim oluyor. O zaman biz hemen alırız. 75 gram laktoz veririz. İçiririz ağızdan. Damardan kan alırız. 30 dakika, işte Aha. birinci saat, ikinci saate kadar alırız. Kan şekeri yükseliyor Eğer ki laktoz içirdik, kan şekeri de yükselmiyorsa bu iki saat içinde o o zaman enzim eksikliği vardır ki o şeker parçalanamıyor bağırsakta, emilemiyor, kana geçemiyor ve kan şekeri artmıyor. O zaman bu kişide laktoz intoleransı var, süte karşı intolerans var ve deriz ki uzak durun, süt ürünlerinden uzak durun. Fakat şöyle bir şey var, bu kişilerin önemli bir kısmında enzim eksikliği az olduğu için bazı kişiler bir bardağa kadar sütü sindirilebilir veya peynir yiyebilir, yoğurt yiyebilir ama direkt süt içemez bu kişiler. En büyük şişkinin sebeplerinden bir tanesi de bu süte karşı e, intoleransın olması. Bu nasıl aşı, aşılır? Aslında süpermarketlerde var şu anda. Süpermarketlerde laktaz içeren süt Diyor. Hı hı. Bunun anlamı o sütün şekerini parçalayan enzim de içer içerisinde vardır. İçtiğiniz zaman aktive olur ve kolayca sindirirsiniz. Sindirsin. Bu bir İkincisi laktosuz süt diye geçen Doğru. Bütün süpermarket raflarında dizilir evet, bu. Onu, tercih onu ediyorum, <laughs> bazı hastalarımıza ya testi yaptırın diyoruz veya test yaptırmadan da bazen sütü kesiyoruz veya diyoruz ki bu laktosuz sütlerden deneyelim bakalım nasıl olacak. Hastalarımız da bu laktozsuz olanları kullanıyor ve gerçekten rahat ettiğini söylüyor. Ama ispatlamak için yine de o testi yap. Peki fayda bu var. konu için son sorum hocam. Anne sütünde de laktoz var mıdır? Yani laktoz intoleransına sebep olur mu? Çünkü bebeklerde çok gaz sıkıntısı oluyor ya anne sütü yapar mı bunu? Şimdi bakın anne sütünün şimdi bebeklerde bunu parçalayan enzim miktarı oldukça yüksektir zaten. Hani anne sütüne karşı aler intolerans da vardır. Bu da ayrı bir konudur. Bunu çocuk Hı -hı. hastalıklarının uzmanlarıdır. Gerçekten böyle infantil kolik denen bazı rahatsızlıkları olur. Ama çocukların. nadir görülüyor herhalde. Nadirdir ama. Hı -hı. Çocuklarda bu enzim çok yüksektir. İlerleyen yaşlarda süte ihtiyaç kalmadığı için süt çocuklarında özellikle 2 yaşa doğru evet. normal beslendiği için var olan laktaz yani enzim miktar giderek azalacaktır vücutta ilerleyen yaşlara doğru. O zaman intolerans ortaya çıkar. Ama siz durmadan çocukluğunuzdan itibaren süt içiyorsunuz. O enzime de gereksinim var. Bu kişilerde çok böyle süte karşı intolerans olmaz. Bu da bir hatta bir alıştırma periyodu olarakdır bu da. Bazıları süt ilk başta içiyordum çok sıkıntım vardı da ama yavaş 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 alır kan bağırsaktaki o enzim miktarı artınca da bu şikayetin de azalma ortaya çıkar. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir konuyla başka bir videoda yeniden görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler. Evet biz bu videonun sonuna geldik ama başka videolarla yeniden karşınızda olacağız.